Efendim iyi akşamlar. Kudusi Demir ile Tarım Gücü programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Suluma Dünyası Limited Şirketi Genel Müdürü Sayın Murat Akbulut. Murat Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sağ olasınız. Biz Suluma Dünyası diye bahsettik ama sizi şöyle bir seyircilerimiz tanırsa daha iyi olur. Çünkü geçmişte de ziraat üzerine birçok görevleriniz oldu. Hayır. Ben 36 yıl Tarım İl Müdürlüğü'ndeki hizmetten sonra taze bir emekliyim. 2 ay kadar önce emekli oldum. Tabii Tarım İl Müdürlüğü görevimizin yanı sıra daha önce Ziraat Mühendisleri Odası Başkanlığı yaptım. Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Başkanlığı yaptım uzun dönemler. Bunların yanı sıra en büyük övündüğüm tarafım da iyi bir çiftçiyim kendimce. Ekilişlerimiz var. Sulama Dünyası olarak da gerek çiftçilerimizin nezdinde perakende satış olarak tohum, gübre, damla sulama, yağmurlama sulama gerekse de İç Anadolu bölgesinde komple bayilerimize dağıtım yapan ve gübre üretimi de bulunan Sulama Dünyası firmasında da hala hazırda genel müdür olarak görevime devam etmekteyim. Maşallah Murat Bey, çok memnun olduk. Yani sahadan geldiğinizi bildiğimizden dolayı hani bazı seyircilerimizin bilgisi olur, bazılarının olmaz. Şöyle genel olarak sizi tanıması daha iyi olur diye düşündüm. Evet. Ve bizim de çiftçilerimiz hep bir sözümüz vardı. Konya'mızda tarımla alakalı ne problemlerimiz varsa hep dile getireceğiz. Ana problemimiz ve en büyük problemimiz su problemi. Bununla alakalı nasıl bir çözüm olacak? Ne durumdayız? Gidişat nereye gidiyor? Nasıl bir çözüm yolu üretebiliriz? Bu girdaptan nasıl kurtuluruz? Hani bununla ilgili de size danışmak isteriz. Tabii şimdi bu tarz programlarda veya oturumlarda genelde su olmazsa olmaz birinci konu gündemde geliyor. Evet. Şimdi tabi tarımla alakalı geçmişim sürecinde devlet ayağında bulundum. Hı hı. Devletin yanı sıra hala hazırda özel sektör olarak mevcudiyetim devam ediyor. Bir yandan da çiftçi olarak, üretici olarak da mevcudiyetimiz hala hazırda devam ediyor. Dolayısıyla birkaç açıdan değerlendirme şansını kendimde bulabiliyorum. Üretici açısından şu an Konya'mızda, bölgemizde yaklaşık yeraltı su kaynaklarına baktığımız zaman 3 milyar metreküp civarında bir yeraltı su kaynağımız var. Evet. Fakat kullandığımız su miktarına baktığımız zaman da bunun yaklaşık %50 civarında daha fazlasını kullanmaktayız. Bu da gerek Karapınar bölgesindeki sebebiyet verilen obruklara, gerek işte kuyularımızdaki üreticilerimizin her sene şikayette bulundukları kuyumuz bu sene 5 metre daha derine gitti, 10 metre daha derine gitti kısımlarında suyla alakalı bölgemizde ciddi bir sıkıntı var. Evet. Tabii burada sıkıntıyı su diye, su bazında direkt değerlendirildiği zaman bir bakıma bir yanlış yapıldığı kanaatindeyim ben. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü su şu an hala hazırda tarımda olmazsa olmazımız. Evet. Tarımda bize belli bir üretim interlandı, bizim bölgemizde ciddi bir üretim interlandı var. Burada da üretmiş olduğumuz şu an şeker pancarından bahsedersek ülke üretiminin yaklaşık %35 civarında üretiyoruz. Çok yüksek. İşte Mısır'da %10 civarında üretiyoruz. Buğdayda keza gene %10 civarında üretiyoruz. Yani Konya Türkiye nüfusuna baktığınız zaman %2'lik bir nüfus dilimine sahipken %10'luk bir üretim internandına sahip. Dolayısıyla bu ne demek? Konya kendini beslemeye yeterli. Bunun yanı sıra da kendi çapında 5 tane daha ili, yani bunu Ankara'yı, İzmir'i, Kayseri'yi katabilirsiniz. 5 tane daha böyle ili besleyecek bir potansiyelde üretim yapıyor. Türkiye genelinde baktığınız zaman üretime böyle katkısı olan bir ilin sudan mahrum kalması demek su meselesi değil, üretimin ne derece sıkıntıya gireceği anlamına gelmekte. Evet. Yani Konya bölgesinde eğer sudan biz mahrum kalma durumumuz olursa ileriki dönemlerde şu an buğdayda artık üreticilerimiz şu an bir tonu çok rahat zorlar pozisyonda. Dekarda, dönümde değil dekarda. 800 kilo bir ton civarında alırken kıraçlara baktığımız zaman şu an bizim Konya Ovası'nda bu 200 kilogram civarına düşüyor ortalamamız. Yani üretimimiz 5'te 1 oranına düştüğü zaman kıraçta Konya kendi kendine yeter belki bir pozisyonda kalabilir ama hiçbir zaman ülkeye sağladığı katkıyı artık sağlayamayacak bir pozisyona düşecektir. Dolayısıyla Konya'nın su ihtiyacı üretime sağladığı katkı payı göz önüne alındığı zaman Konya için lazım değil, Türkiye için lazım olan bir konudur. Çok önemli bir yere nokta vurdunuz Murat Bey. Yani burada toplumda da hani sanki biz kendi ticaretimiz için ve kendi mısırımız için, pancarımız için bunu dile getiriyoruz gibi algılanıyor. Kesinlikle. Hani 4-5 haftadır program yapıyorum. Çok iyi bir noktaya değindiniz. Çünkü o suyun bize gelmesi
hem Türkiye'ye gitmesi hem de ihracata gitmesi demek. Tabii yani bu üretilen ürünlerimiz sonuçta ülkemize bir katkı sağlıyor. Evet. Bütün Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak bir üretim burada yapılıyor. Eğer Konya'dan şu an zaten hala hazırda baktığınız zaman geçmiş senelerde artık buğday bile kendi kendimize yetebilecek pozisyonda bir seviyede şu an. Yani üretimlere evet. baktığımızda 17-18 milyon ton civarında bir üretimimiz var. Bu da içeride tükettiğimiz miktara denk geliyor. Bunun yanı sıra çoğunu dışarıdan ithal eder pozisyondayız. Mısır'da, soya'da, ayçiçeğinde. Şimdi Konya'yı böyle bir susuz bıraktığınız zaman artık buğdayı da mutlaka ithal eder pozisyona doğru geçeceksiniz. Bu ülkenin zararına olan bir şey. Evet. Yoksa su Konya'ya gelsin, Konyalı üretici biz kazanalım, biz zengin olalım bilmem ne derdi değil. Bu hakikaten ciddi bir manada ülkenin sorunu. Dolayısıyla da eğer bizim ihtiyacımız şu an belirli bir ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı karşılayacak yeraltı su kaynaklarımız da yok. Bunları şu an gündemde olan bir münavebe, bakanlığın uyguladığı bir münavebe var zaten. Bunun hesaplanıp açıklanmış bir getirisi şu an hala hazırda benim gördüğüm kadarıyla yok veya ben karşılaşmadım. Yani bu münavebeden elde edeceğimiz su miktarı ne kadar? Bu 4,5 milyar metreküp kullanmış olduğumuz su bu sayede 4 milyar metreküp mü düşüyor? 3,5'a mı düşüyor? Onu ben şu an bilmiyorum ama hiçbir şekilde 3 milyar metreküp'e bu münavebeyle de düşme şansı yok. Kaldı ki dolayısıyla Konya'nın bir su ihtiyacının, Konya'nın değil Türkiye'nin su ihtiyacı diyelim biz buna. Evet. Türkiye'nin su ihtiyacında su dağılımını sağlarken Konya'ya da bir pay aktarımı konusunda bunda ciddi bir takım çalışmalar yapılması gerekiyor. Devlet açısından baktığınız zaman işte şuradan su getirelim, buradan su getirelim kısmında bunun ciddi bir bütçe ihtiyacı var. Devlet kısmında çok pahalıya gelebilir. Fakat burada da atlanan bir şey var. Elinizdeki bir ürün varsa bu sizin kıymet değerinizdir. Ama elinizde ürün yok da dışarıdan almaya kalktığınız zaman bazen maliyetleri gözetmek yanlış olabilir. Evet. Yani kendi üretiminiz çok daha yükseğe mal olabilir. Ama kendi üretimimiz her zaman işte bir pandemi dönemi yaşadık. Dışarıdan Arjantin dedi ki mısır vermiyorum. Öbürü dedi ki işte Rusya dedi şunu şey göndermiyorum. Kendimizin üretiminin ne kadar kıymetli olduğunu biz o pandemi döneminde çok net bir şekilde yaşadık. Dolayısıyla da biz kendimiz üretebilecek pozisyonda olmamız lazım. Bu üretim ne açıdan da önemli? Şimdi nüfusumuza baktığınız zaman şu anki nüfusumuz 80 küsur milyon civarında. İşte 2050'de 2070'teki nüfusumuza baktığımız zaman da 110 milyonlar falan tahmin ediliyor. Evet. Şu an 110 milyonluk bir nüfusu torunlarımızı düşündüğümüz zaman besleyecek toprak ve bu toprakların verimliliği ve bu toprakların su ihtiyacını göz önüne aldığınız zaman şu an 110 milyona mevcut gidişatımızda yetecek bir ne toprağımız var ne de bir üretimimiz var. Dolayısıyla biz oturup o günlere yatırım yapmamız lazım. O günlere yatırım yaparken de bir sulu tarımı mutlak suretle ülkemizdeki su kaynaklarını etkin kullanarak gerekli dağıtımları yaparak Konya'ya nereden su gelecekse getirerek başka bölgelerde bizim gibi sorun olan başka iller varsa da o illerde de aynı şekilde bir Dicle Fırat akan sularımızın biz biliyoruz ki her ne kadar ulusal belli anlaşmalarla akıtılmak zorundaysa bile %30-35 civarında sözleşmelerin dışında fazladan akan bir su var Suriye tarafına giden. Evet. Bu suyun mutlaka ülkeye çevrilmesi lazım. Yakınlarından başlayarak gerekse buralara kadar gelebiliyorsa gelecek. Gelemiyorsa İrfanlı'dan bahsediliyor. İrfanlı'dan buralara su gelecek. Bu gelen sularla da biz verimimizi şu an 800 kilo alıyorsak üretici olarak biz bunu bir ton nasıl alırız? Bir ton 200 kilo nasıl alırız? Pancardan 15 tonu nasıl çıkarız? Mısır'dan, Dekar'dan 2000 tonları nasıl zorlarız? Onları konuşmamız gerekiyor daha çok. Ama biz sorunlarımızı konuşmaktan daha iyi bir verim nasıl elde ederiz? Daha iyi bir tarım nasıl yaparız? Bunları bir türlü konuşamıyoruz. Hatta bugün bile böyle programa siz davet ettiğinizde ya tarımı konuşacağız ama tarımı konuşurken işte nasıl verim alalım, sulamayı nasıl yapalım, su sorunu nasıl çözelim, onu ne yapalım. Bu konuları konuşurken biraz daha kendimden imtina ettim. Yani imtina etme sebebim şu, şu an üreticilerimiz öyle bir yangın içerisinde ki, yani bu yangının içerisinde cenazeleri var, o cenazenin içerisinde biz şu türküyü nasıl çalalım, şu şarkıyı nasıl söyleyelim der gibi bir anlam oluyor. Yani o zaman o sorunlara da belki gireceğizdir ama
çiftçilerimizden, üreticilerimizden rica ediyorum, yanlış anlamasınlar. Sorunlarına hakikaten ben çok hakimim. O evet. sorunları da konuşacağız. Ama her programda olduğu gibi su olmazsa olmaz bir girişimizi sudan yapmış olalım. Şimdi şöyle bir konu başlığı çok güzel oldu. Konya'nın su ihtiyacı eşittir Türkiye'nin su ihtiyacı. Yani ilk konumuzda güzel bir başlık ortaya çıktı. Şimdi yavaş yavaş çiftçinin zorluklarına doğru geçtiğimizden dolayı ben çiftçilerin girdi maliyetlerine değinmek istedim. Hani o başlığı da atalım. Akabinde yine buradan devam edelim Murat Bey. Konya'nın su sorunu eşittir Türkiye'nin su sorunu. Bunu hem Konyalı hem de bütün Türkiye'li yetkililerin hepsinin bu şekilde algılaması lazım. Çünkü biz üretimimizi Konya için değil, Türkiye için, hatta ihracat için yapıyoruz. Bu da bir KDV demek bundan dolayı. Konya'nın su sorunu eşittir Türkiye'nin su sorunu çok güzel bir başlık oldu. Bunu da sık sık dile getirelim. Yine akabinde bu çiftçilerimizin zorlukları, girdi maliyetleri oldukça yüksek. Geçenlerde mısırın düşürülmesi, yurt dışından gelen ÖTV ciddi manada düşürüldü. Mısır'da bir fiyat düşüklüğü oldu. Hem bunlar hem girdi maliyetleri ne durumda? Çiftçilerimiz bu noktada nasıl bir yarası var? Nasıl bir iyileşme olur Murat Bey? Şimdi burada da klasik sorulan bir soru var. Benim çok fazlaca takıldım. Çiftçi kazanmıyor mu? Üretici kazanmıyor mu? Üretici niye ağlıyor? Filan gibi hemen böyle bir çiftçinin kazancıyla alakalı konu konuşulduğunda karşımıza böyle bir argüman çıkıyor. Şimdi çiftçi kazanmıyor mu diye soru sorarken çiftçi bence kıraçta kazanmıyor. Sulu da kazanabilir belli bir miktar sulu tarımı yapan arkadaşlar. Fakat bu kazancın karşılığına baktığınız zaman kazanıp kazanmadığını oradan değerlendirmek lazım. Yani bunu şöyle yapabiliriz. Üretim hakikaten zor bir iş. Yani başından sonuna kadar çok ciddi bir meşakkati var. Bu meşakkatin içerisinde de üreticinin oraya bir yatırımı var. Yani bunun tarlasının bir bedeli var, traktörünün bir bedeli var, tarım aletlerinin her türlü yapmış olduğu deposunun birçok bedeli var. Bu bedelleri yatıran bir adamın ve bir yıl boyunca bu meşakkati verdikten sonra bir dekardan elde etmesi gereken bir gelir var. Bu geliri farz edelim 10 TL. Bu geliri 3 TL kazanıyor. 3 TL kazanınca çiftçi niye ağlıyor, üretici niye ağlıyor, kazanmıyor mu? Kardeşim 3 TL kazanınca çiftçi, üretici tabii ki ağlamak zorunda. Yoksa o yapmış olduğu yatırımdan bedeli dediğimiz kısmı bugün çiftçi üretimden çıksa, o tarlasını satsa, o deposunu satsa, traktörünü satıp gelse burada bir dükkan alsa, hiçbir meşakkate karşılaşmadan almış olduğu dükkanı kiraya verdiğinde bir yıl meşakkatsiz bir şekilde aynı geliri elde edebiliyor. O zaman asgari ücret düşük diye niye bağırıyoruz? Yani bir gelir elde diyor, 17 bin lira şu an cebine bir para giriyor. Ama şimdi aynı şekilde 17 bin lira asgari ücret ne kadar düşük kaldıysa çiftçinin elde etmiş olduğu gelir de çok düşük miktarda kalıyor. Çünkü üretimde sanayici arkadaşlarda da aynı sorunlar vardır. Sanayici arkadaşlardaki bir fabrikası olan işletme neyse bir üretici çiftçinin işletmesi de aynıdır. Yani kazancınızın tamamı hiçbir zaman cebinize girmez. Diyelim 500 dekar tarlanız var. 500 dekar tarladan siz 3 milyon lira para kazanıyorsunuz. Şimdi 3 milyon lira paraya bakınca 3 milyon lira çok acayip bir para. İşte bu kadar parayı kazanan biri nasıl ağlayabilir, ne yapabilir, böyle bir şey mi olur? Böyle bir mantık yok. Yani o 3 milyon lira hiçbir zaman üreticinin cebinde kalmaz. Bir arada görme şansı yok. İşte bir yandan deposunu büyütecek, bir yandan traktörüyle alakalı bir yatırım olacak. Damlamalar eskimiştir, damlama borusu alacak. Mutlaka içeriye yatırdığı ve kendini büyütmesi gereken, bir hamle yapması gereken alanlar var. 500 dekar tarla dediğiniz zaman da bugün 50 milyon civarında bölgeden bölgeye değişen bir bedeli var. 50 milyon bedel bir tarlaya yatırmış bir üretici. Buradan eğer 3 milyon, 2 milyon bir para kaldırmayacaksa, ki bu şu an için bunun çok daha altında böyle paralar da yok. Yani ben örnek veriyorum. İyi zamanları kastederek, normal kazanılan zamanları kastederek söylüyorum. Öyle bir kazanç da elde etmeyecekse ve bu refah payının üzerinde bir kazanç elde etmeyecekse kimse çiftçilik yapmaya doğru meyil etmez. Yani kaldı ki şu an üreticilerimiz sorunlar demişken işte hepsi borçla uğraşıyor. Şu an senedimizi nasıl öderiz? İşte açığımız var, bunu nereden kapatırız? Nereden kredi buluruz? Ürünlerin hepsini sattı bu sene. Tamam. Ne yaptı? Girdiler hesabında 1 milyon lira para harcadı. 1 milyon 300 bin lira cebine para girdi. Ağlamasın. Niye kazandı 300 bin lira ağlamasın? Ama 1 milyon 300 bin lirayla şu an borçlarını ödeyemiyor zaten. Ödeyemiyor. Mutlaka üstüne ona göre yatırımı borçlandığı yerler var. Demirbaş aldı, bir takım yatırımlar yaptı. Bunun nezdinde bütün çiftçilerimizin şu an kaldırmış olduğu ürünleri sattığında borçlarını karşılayacak bir MTA'ya %90'ı
bu rakam altında olma ihtimali yok. Rahat üstündedir. %90'ı satmış olduğu ürünlerden elde ettiği parayla borçlarını ödeyebilecek durumda değil. Yani şu an en büyük sıkıntı, hani cenazesi var dediğimiz durum, tam da Kasım ayına denk geldik. Borçların ödeneceği dönem. Bu dönemde çiftçiler ürünlerini sattı. Ellerine geçen parayla şu an kara kara düşünüyor. Ahmet'in borcunu mu kapatsam, Mehmet'in borcunu mu kapatsam, ona yarısını versem de yarısını şöyle öteletsem mi? Bu noktada bir vaziyetteler. Bunun sebebi de ne? Tamam, girdi maliyetleri bir şekilde gene konuşulan konulardan bir tanesi ama girdi maliyetlerinden ziyade daha önemli olan çıkan ürünün değeri. Yani şu an bizim asıl sorunumuz ürünün değerinden kaynaklanıyor. Yani şu an 9-9,5'lara çıkan bir mısırı gördük. Dedik ki ya işte sanayi domatesi elinde kaldı, çiftçi batakta, buğdayı 9 liradan sattı ürettiğinde, biçtiğinde. Ondan pek fazla para kazanamadı. İşte verimlere baktığınız zaman buğday bizim bölgemizde, özellikle Ova bölgesinde, Karapınar bölgesinde bu sene öyle bir yıldı ki, sadece gerçi buğdayda da değil, hem buğday hem mısır hem pancar, hepsinde çok ciddi manada iklimsel bir verim düşüklüğü de var. Evet. Yani demin söyledim, 7-800 kilo 900 kilolara zorladığımız yerlerde, ki buna ben de dahilim, biz rahat mühendis olarak 450 kilo dekarda buğdayda kaldık. Yani bu tamamen iklimsel bir olaydı. Bizim elimizde olan bir şey değildi ki tabii ki çiftçinin işi tevekküldür. Yani Rabbim verirse olur, vermezse olmaz. Yani inancımız bu şekildedir. Dolayısıyla bir yandan böyle verimsel bir kaybımız oldu. Beklediğimizi alamadık. Bir yandan rakamlar, geri dönecek olursak istediğimiz rakamları elde edemedik. Bunun yanı sıra Mısır'da bir 9,5'lar biraz sevindirici noktadaydı. Mısır'ı dolan çiftçilerimiz en azından oradan biraz daha yüksek gelir elde ederek diğer açıklarını kapatır diye. Onda da işte devletimiz sağ olsun buna bir ithalat getirince mısırlar daha geriye çıkmaya başladı. Bunun yanı sıra Konya'mızda ve ülkemizin bazı yerlerinde patlak veren kuş gribiyle beraber Mısır'da şu an gene bir sıkıntı olacağını ben gene tahmin ediyorum. Çünkü çok ciddi sayıda kuş gribiyle alakalı kapatılan kümeslerimiz var. İtlaf edilen tavuklarımız var. Dolayısıyla mısır tüketimi biraz da gün geçtikçe azalmaya başlayacak. Hatta o İtlafta bulunan kümeslerdeki mısır stokları da başka yerlerde tüketilmek üzere piyasaya çıkacaktır. Mısır fiyatları ilerleyen günde belki biraz daha kötüye doğru da gidebilir. Daha da düşecek. Umarım öyle olmaz. Dolayısıyla geri toparlayacak olursak, girdiden ziyade hani 13 liraymış, 14 lira olmuş, mazot 40 liraymış, 45 lira olmuş. Aslında ben pek işin orasında değilim. Ama bir, ürün fiyatlarımız değerinde olsun. Bizi dışarının fiyatları belirleyici olmasın. Bunu dışarıyla aradaki makası bir şekilde devlet ne şekilde finanse edecekse veya bunu desteklemelerle, ki burada da hep havza bazlı bir destekten bahsederiz. İşte bizim bölgemizde buğday üretimi öncelikliyse buğdaya daha ciddi destekler vererek dışarıdan bu 9 liraya Türkiye'ye geliyor olabilir. Ama biz illaki ülkemizde ürettiğimiz çiftçiden bunu 9 liraya aynı fiyattan rekabetçi olarak dışarının ithal balyozunu üreticimizin başında tutarak böyle bir yola gitmemiz devlet açısından sakıncalı. Çünkü hakikaten üreticilerimiz üretimden soğudu. Yani kimsenin bir şey ne ekesi var, ne dikesi var, ne kaldırası var. Şu an üreticilerimiz babadan kalma tarlalar işliyorlar. O köydeler. Dolayısıyla işin tamamıyla mecburiyetten yürüyen işler. Eğer bu mecburiyet kısmı kalktığı an, şu an ben gene alttan söyleyeceğim, %40-%50 öyle bir zaruret olmasa üreticimiz şu an koşa koşa çiftçilikten, üretimden kaçacaktır. O duruma geldik. O duruma gelmiş pozisyondayız. Bir de bu fiyatlarla alakalı işte çiftçimizin, ki ben de mesela 9 liradan buğday sattım, ekmektik biraz buğday. 13 lira şu an buğdayın borsadaki fiyatı. Tam o konuya değinecekti Murat Bey. Bugün de ben Ereğli'de bir çiftçi dostumla konuştum. 28 TL'den yanlış bilmiyorsam 2 ay oldu. Çekirdeğini sattı. Bugün aynı noktada çekirdeği 40 TL'den alıyorlar. Evet. Bu fiyat istikrar olmaması fiyatta. Yani bunun devlet önüne geçemiyor mu? Hani buna belli bir kota koyup onun üst seviyesi, alt seviyesi, yani bu 12 TL kiloda çok ciddi bir rakam ve konuştum ben 600 bin lira zarar ettim diyor şu anki fiyatlara göre kendi çıkan ürününden dolayı. Siz de şimdi 9 lira dediniz, şu an 13 liraya satılıyor. Bu da ciddi bir rakam. Yani bunun önüne nasıl geçilecek?
Yani şöyle, burada devlet tarafından da atılan bir takım adımlar var ama bu iki taraflı. Yani bir üretici tarafı var, bir de devlet tarafı var. Üretici tarafında yapmamız gereken bir tanesi, biz artık üretici olarak alımlarımızı peşin yapmaya geçmemiz lazım. Yani üreticideki pozisyon ne? Şu an her şey vadeli. Yani hasat zamanına vadeli alıyoruz. Aha. Gübremizi o zamana vadeli alıyoruz. Tohumumuzu o zamana vadeli alıyoruz baştan başladığımızda. Her türlü sulamaları A'dan Z'ye ne gerekiyorsa vadeli alıyoruz. Bulduğumuz parayı elektriğe yatırıyoruz. O peşin olduğu için onu karşılıyoruz. Diğer türlü buğdayın zamanı geldiğinde Ağustos'ta kaldıracağımız buğday parasını biz zaten borçlanmış pozisyonda oluyoruz. Evet. Şu an çiftçimizin %70-80'i de bu pozisyonda zaten. Dolayısıyla o zaman da elden çıkaracağını bilen piyasa, bunu tüccar demeyelim, piyasa bunu kokluyor artık. Dolayısıyla en düşük seviyeler orada seyrediyor. Şimdi gerçek değerinde artık stokta kalan, onlar stoğa çekiyorlar. Stokta gerçek değerini birkaç ay sonra buldurduktan sonra asıl değerinden o zaman satışa çıkıyor. O aradaki makas zaten 9 lira ile 13 lira arasındaki makas veya 28 lira ayçiçeğinde dediğiniz 40 lira arasındaki makas olması gereken çiftçinin kârı orada zaten. Ya tüccar yani onu tarihte alıp veyahut da işte evet, piyasaya yedirdiğiniz zaman hakikaten çiftçi daha mağdur duruma geçiyor. Burada her şeyi bazen devletten bekliyoruz da üretici ayağı dediğim kısım bu. Biz kendimiz artık peşin alımlara doğru, kendi stoğumuzu kendimiz yapabilecek, buğdayı sattığımızda, mısırı sattığımızda bizim borcumuz olmaması gerekiyor. Onları hem peşin aldığınızda daha ucuz alacaksınız, vadeli olarak %25-30-35 vade fark ödemeyeceksiniz. Hem de o gün geldiğinde ürününüzü elden çıkarıp daha düşük fiyatlara satmak zorunda kalmayacaksınız. Birkaç ay sonrası sattığınızda gerçek elde etmeniz karın tamamı sizin cebinize girecek üretici olarak. Bununla alakalı devlet ayağına gelince, devlet tabii burada işletme kredisi olarak belli krediler veriyor. Yani çiftçiye ekiliş miktarına göre, ektiği ürün desenine göre Ziraat Bankası düşük faizli işletme kredisi noktasında veriyor o peşin alımlarını yapabilsin diye. Biraz bunlar yeterli değil. Biraz da takibi zayıf. Yani orada çiftçilerimiz orada bazen hata yapabiliyorlar. Eline bir para geçince bunu tarlasını harcamak yerine başka yerlerde kullanabiliyorlar. Veya acil borçlar oluyor, başka türlü yapabiliyorlar. Orada biraz takip ederek ve bu miktarı biraz daha yeterli hale getirerek çiftçiyi tüccara veyahut da işte mal aldığı yere borçlu olmaktan kurtarıp devlete borçlu hale getirdiğimizde ürünü istediği zaman satıp devlet ödeyebilecek pozisyona gelmeli. Bir. İkincisi, devletin bu stoklamayla alakalı şu an silo lisanslı depoculuk dediğimiz lisanslı depolarda ürün koyarak orada ürünü depolama şekliyle bir takım imkanları vardı ama bunlar çok fazla geliştirilemedi. Onlardan bir tanesi neydi? İşte mısırınızı lisanslı depoya koyuyorsunuz. Kaç ton koydunuz? 1000 ton. 1000 tonunuz yaklaşık 8 milyon yapıyor. 8 milyonu Ziraat Bankası size ödeyip 6 ay öncesinden, siz 6 ay beklettiğiniz zaman ne zaman o mısırı satarsanız Ziraat Bankası'nı ödeyebiliyordunuz. Bu takım lisanslı depoların biraz daha denetim altına alınarak lisanslı depolarda stoklayıp ve lisanslı depolarda da bir takım çiftçinin dezavantajları var. Onların elemine edilmesi lazım. Yani oraya götürdüğümüzdeki kira miktarından tutun, nem oranına göre kesintiler, kurutma paraları, şunlar bunlar ciddi bir külfet oluşturuyor. Yani baktığınız zaman üründen %10-15 arasında bir kesintiye doğru gidiyor. Bunların önüne geçilmesi lazım. Evet. Eğer devlet bu noktada biraz daha ivme kazandırırsa ve bir de belki daha sonra geleceğiz o konuya. Evet. Ben biraz da çözüm olarak gördüğüm için hızlı hızlı giriyorum. Uh-huh. Kooperatifleşmeyle alakalı üreticimiz bir çözüm yapabilir. Evet. Biraz da ondan bahsedebiliriz isterseniz. Şimdi şöyle yapalım Murat Bey. Kooperatifleşmeyi biz baz alalım. Ve şöyle hemen şuradan bakalım da. Kooperatifleşmede çiftçilerimizin nasıl bir artısı olur veya eksisi olur mu? Bunları da bir değerlendirelim. Ondan sonra da bir reklam arasına gideriz. Şimdi ülkemizde 4 çeşit falan tarımsal kooperatif var. Bir tanesi köylerde, her bir köyde kurulabilecek olan tarımsal kalkınma kooperatifleri. Gene köylerimizde sulama kooperatiflerimiz var. Balıkçılık olan yerlerde su ürünleri kooperatifimiz var. Bir de pancar kooperatifimiz var. Bizim bu işlemlerimiz görecek olan tarımsal kalkınma kooperatifleri. Tarımsal kalkınma kooperatifleri de Konya bölgesi olarak Türkiye'de, evet, sayısal manada birinci pozisyonda gidiyoruz. Fakat gene 1160 sayılı kooperatifler kanunun çok eski olmasından kaynaklı, bunda bir düzenleme yapılmamasından dolayı bu kooperatiflerin çoğu atıl vaziyette ve düzenli bir işlevsel
pozisyonu alamadılar. Biz eğer kooperatiflerimizi devlet eliyle yasasını yeniden düzenlersek ve bu kooperatiflere artık dışarıdan idareci atayarak, yani kooperatiflerin 5 tane köyden yönetim kurulu, 3 tane köyden yönetim kurulu üyelerini yönettiğinden ziyade oraları devlet eliyle, devlet maaşını veren bir kooperatif müdürü şekliyle atayabilirsek, orada kooperatifleşmemizin şu avantajı olacak: her türlü desteklemeleri kooperatif üzerinden devlet verecek. Bu desteklemelerle geçimini idame eden, karlılığını sağlayan üyeleri, üreticilerimiz de ürünlerini de kooperatif vasıtasıyla istediği şekilde, istediği karlılıkta pazar bulabilecek. Girdilerine de aynı şekilde düşünün, siz şimdi gidiyorsunuz, üreticisiniz, 10 ton bir gübre almaya kalkıyorsunuz. 10 ton bir kamyon etmiyor, nakliyesini size yüklüyorlar. 10 ton dediğiniz için fiyat ona göre oluyor. Ama sizin köyünüzün kooperatifi bunu 1000 tonla gittiği zaman direkt fabrikadan alabilecek, hepinize dağıtabilecek. Ama şu anki kooperatif sistemiyle değil. Üreticilerimiz şu an izliyorsa, köyünde de kooperatif varsa, Murat Bey boş konuşuyorsun diyebilirler. Şu anki yapınızla değil, şu anki kooperatif yapısıyla değil, tamamen kanunu değişmiş, sistem oturmuş, ekil işinden, yetiştiriciliğinden, ziraat mühendisleri kooperatif bünyesinde bulunan, her şeyine karışabilen ve üretici girdilerinde en düşük maliyetle girdi sağlayıp ürününü de alma garantisiyle en yüksek maliyette de ürünlerini satışa sağlayıp ve üreticinin her zaman yanında olacak kendi kooperatiflerinin olması lazım. Bu zaten yurt dışında da uygulanan şeyler. Hani yeniden bir sistem yaratmaya da gerekiyor ama kendi ülkemize uyarlanmış vaziyetiyle kooperatifleri bir an önce daha aktif hale getirebilmemiz gerekiyor. O sayede üreticilerimiz daha kazançlı hale gelecektir diye yani düşünüyorum. Ben de kanayan yaramız olarak düşünüyorum Murat Bey. Çünkü kooperatifleşme her zaman çiftçimize büyük bir artı katacaktır. Bunu da geçmiş programlarda da dile getirdik. Olması bence Konya bölgesi için de oldukça artı bir durum katacak. Şimdi biz toprakta, Konya Ovası'ndaki tarım yönteminde toprak verimliliğini, daha sonrasında damlama ve sulamayı konuşacağız. Bir reklam aramız gelmiş. Kısa bir aradan sonra devam edelim. Kudüs Edemir ile Tarımın Gücü programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Kudüs Demir ile Tarımın Gücü programı devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. İkinci bölümde de Konya'mızdaki toprak verimliliği ve arazi yeterliliğini konuşacağız. Bu konu hakkında da Murat Bey'e danışmak istedik. Gayet hakimsiniz konuya da. Sevgili çiftçilerimiz de bu konuyla alakalı da bilgilendirelim. Evet, şimdi özellikle yeterlilik dediğimiz zaman bu konuda geçmiş yıllara baktığımız zaman ülkesel bazda 26 milyon hektar civarında bir toprağımız mevcuttu. Fakat geldiğimiz noktada son 30-40 yılda gerek sanayileşme gerek yapılaşmaya kaybettiğimiz topraklardan 4 milyon hektar civarında bir kaybımız var. Türkiye'de şu an 22 milyon hektar toprağımız mevcut, tarımsal alanda kullandığımız. Konya'da da bu rakam 2 milyon 200-2 milyon 400 bin hektar civarında bir toprağımız mevcut. Şimdi birinci bölümde bahsettiğimiz şekliyle toprağımızın yeterlilik, yeterli olmadığı konusu tamamen nüfusumuzla alakalı bir kısım. Biz hayvancılık işletmesi kuracak üreticilerimiz bilgi almak istediğinde, sorduğunda bu kaç baş hayvancılık yapacaksın? 100 baş hayvancılık yapacağım. En az bir 200 dekar 100 baş hayvan için ekil alanın olması gerekiyor diye bir telkinde bulunuruz. Yani bize yeterli toprak da aynen nüfusumuzla alakalı bir şey. Bir kişi başına düşen toprağımıza baktığımız zaman şu an 26 milyon hektar toprağımız varken nüfusumuz 60 milyon 50 milyon civarındaydı. Yani kişi başı 5 dekar toprak düşüyordu geçmiş yıllarda. Evet. Şu an 80 milyon 82 milyon nüfus dediğinizde, buna Suriye'den dışarıdan gelen diğer kimseler de katıldığında şu an nüfusumuz belki 90 milyonun üzerinde. 22 milyona 90 milyonu böldüğünüzde de şu an 2.2-2.3 civarında dekar kişi başına düşen bir toprak miktarımız var. Bunu bir de önümüzdeki yıllarda 2050-2070'li yıllarda 110 milyon nüfus
daha sonrasında 130 milyon nüfuslu bir Türkiye düşündüğünüz zaman bu toprak miktarımız gitgide kişi başına düşen toprak miktarımız bir dekarlara kadar düşüp gelecek. Burada yapılması gereken en önemli hususlardan bir tanesi topraklarımızı korumamız gerekiyor. Bunda açık yüreklilikle söylemek gerekirse devletimiz veyahut da bakanlığımız bu konuda yeterince duyarlı mı diye baktığınız zaman ben yeterli duyarlılığı göremiyorum. Çünkü çığ gibi geliyor aslında Murat Bey ama bunu bir türlü göremiyorlar ya da görmek istemiyorlar veya doğru bilgi gidiyor veya gitmiyor. Yani 130 milyon dediniz, bir dekara kadar düşecek dediniz. Yani 5 dekardan bir dekara kadar inmiş ve hiçbir şekilde bir eylem planı yok. Torunlarımız bekleyen en büyük tehlikelerden bir tanesi bu. Ama şimdi bunu bir ziraatçıya anlatabilirsiniz veyahut da konuyla ilgili birilerine anlatabilirsiniz. Fakat bu yapılaşmayla alakalı elimizden toprakların gitmesine etken olan devletin kurumları genelde dış kurumlar. Yani Çevre Bakanlığı için içerisinde, belediyeler için içerisinde, bununla alakalı ben Ziraat Mühendisi Odası Başkanı olduğum süreçte de Bahri Dağdaş'la alakalı gerekli çalışmaları yapmıştık. İşte 10 bin dekar bir arazimiz var, tarımsal alan. Belediye ısrarla orayı almak istemektedir. Yani neden? Orada bir rant kapısı var. Yani caddeye cephe, şehrin içinde bir yer görünüm var. Burayı tarımdan çıkarıp eğer yapılaşmaya katabildiğiniz takdirde oradan gelecek ciddi bir rant hoşlarına gitmekte. Yani belki belediyecilik açısından da onların mantığına uygun olabilir ama geleceğimize bakıp torunlarımıza baktığımız zaman bu tamamen bir ihanettir. Konya'da yapılan yanlışlara gene Konya'dan örnek verecek olursak bu yapılaşmanın veyahut da bu tür sanayileşmenin gittiği yerlere baktığı zaman Konyalı hemşerilerimiz işte Karapınar yolu tarafına doğru ciddi bir şekilde o tarafa doğru gidiyor. Evet. Şimdi Beyşehir tarafında bir Akyokuş mevkii var. Yani komple dağlık bir alan. Hiç o tarafa doğru bir tane ev mi çıkmaz? Yani bir tane şey o tarafa doğru gitmez mi? Yani ve Konya'nın havası en temiz, ondan sonra çok ciddi bir panoramik görüntüsü olan en güzel yerlerinden bir tanesidir. Evet. Yapılaşmaysa, sanayileşmeyse, yazının üstünde, hastanenin üstü tarafında o tarafa doğru, Beyşehir'de Akyokuş'un üstüne doğru gidecek çok ciddi güzel de alanlarımız var. İlimizi geliştirecek. Ama ısrarla ova tarafında, tarımsal alan yapılan yerlerde sanayileşmeye doğru çok ciddi bir toprak kaybımız var. Önemli yer burası. Yani torunlarımıza da bırakacağımız en önemli miraslardan bir tanesi toprak. Bu toprak kanunu daha da kuvvetlendirerek bu 22 milyon hektardan bari nüfus artışını tabii ki engelleyemeyeceğiz ama topraklarımıza sahip çıkalım. Bunu 22 milyon hektarın daha altına da düşürmeyelim. Ki bu hızla gidersek yakın gelecekte 17-18 milyon hektarlara bunun düşmesi işten bile değil. Çok kötü olur. Dolayısıyla önce toprağımız olacak ki sonra verimliliği konuşacağız. Eğer toprağımızın olduğunu varsayarsak, koruduğumuzu varsayarsak ki ümidimiz o yönde. Verimliliklerimizde, Konya'mızda verimlilik açısından hiçbir sıkıntımız yok. Topraklarımız gayet verimli. Fakat tabii organik madde açısından ovada çok ciddi bir düşüş var. Hı hı. Yıllardır sürekli katı gübrelerle topraklarımıza ciddi bir ayak izi noktasında da kötülük ettiğimiz yerler var. Bunlarla alakalı da bireysel üretici açısından yapılacak bir şey yok ama devlet eliyle bu noktalarda toprağı korumak, işte toprağın organik madde miktarını artırmak, ayak izini azaltmak, bu noktalarda gerekli projeleri yapacak olan bakanlığımız, bunlarla alakalı yürütecek olanlar da yerel teşkilatlarımız eğer bunları da yaparsak, kaliteli toprakları, yeterli toprakları torunlarımıza aktarabilirsek hiçbir sorunumuz olmayacaktır. Ama hala hazırda verimlilikle alakalı biz üreticilerimizin artık tecrübelerinden, üreticilerimizle beraber hakikaten sahada bizler gibi firmaların iç içe olduğu noktada çünkü bütün firmalar şu an kurumlardan daha fazla mühendislik desteği veriyor. Daha çok sahadalar, daha çok arazi geziyorlar. Yeterli verim alabilmeleri için her zaman üreticinin yanındayız. Bu noktada üreticilerle özel sektör çok ciddi bir işbirliği halinde ve ciddi bir sinerji yakalanmış durumda. Bu noktada da biz verimliliğimizi daha da artırırız. Daha da ilerilere de götürürüz. Ama bir şekilde üreticimizin önü açılsın. Topraklarımıza dokunulmasın, karlılığımıza dokunulmasın, hevesimiz kırılmasın. Biz üretelim, meşakkatine varız, sahada olmaya varız. Ama masada oturanlar bizim sahadaki emeğimizin karşılığını versin. Biz de emek alınca, emekten bir sebeplenince ki bu noktada hemen dile getireyim. Ben
İşte bugün için atıyorum organize sanayinde artık 6. organize sanayini kuruyoruz Konya'mızda. 10 bin 20 bin kapalı yanında 300-500 kişi çalıştıran bir patron ne ölçekte bir refah payına sahipse aynı şekilde sanayiciyle eş değer bazda çiftçilerimizin, üreticilerimizin aynı refah payına sahip olması gerektiğine inananlardanım. Bugün 100 dekar üreten, yanında 3-5 kişi çalıştıran bir sanayici gibi, işte 1000 dekar eken yanında 100 kişi çalıştıran bir sanayici gibi gelir elde etmeli ve bu sayede tarımın önü açılacaktır. Ve bu sayede tarımda biz artık şu an konuştuğumuz verimlerin 1,5 katını, 2 katını konuşur pozisyona doğru ancak o zaman gelebileceğiz. Tarımın gelişmesinin tek yönü, tek yolu budur. Yoksa oturdukları yerden çiftçi kazanmıyor mu, üretici kazanmıyor mu, niye alıyor bilmem ne dedikodularla önümüzü tıkamasınlar. Biz bu topraklardan gerekli verimleri elde ederiz. Topraklarımızdan memnunuz. Bizim yeter ki önümüz açsınlar. Yine güzel bir noktaya değindik Murat Bey. Bizde nüfus artıyor, toprak verimliliği düşüyor. Çünkü kentleşmeden toprak dolayı azalıyor. Şimdi biz Konya'mızda şöyle bir durum var. Konya'nın zemini ova dahil, şehir merkezi dahil alüvyon. Hani bu çakıl taşları, yani güzel bir zeminimiz yok. Depreme dayanıklı bir zeminimiz yok. Hani Konya bir deprem bölgesi değil ama çevremizde olacak şiddetli bir deprem, Allah korusun diyelim, bu alüvyon zeminde daha şiddetli hissediliyor. Zaten bütün şehir planlamalarında yaşam dağda, çiftçilik ovada olur. Hani burada her şey bu yönde ilerlerken benim de çok dikkatimi çekiyor. Böyle Sille taraflarına, Ak Yokuş'un daha üstüne, Kızören'e doğru veya Sızma'ya doğru böyle dağlık bölgelerinden ziyade hem kentleşme hem de sanayileşme ovaya doğru oluyor. Burada da dediğiniz gibi ciddi manada bu ki onunla alakalı tarım kayboluyor. Kesiyorum. Mesela adliyenin yapıldığı yerde ciddi sıkıntı yaşandı bu dediğiniz sebepten dolayı. Ki şehir hastanesinin yapıldığı yerde de aynı çok ciddi bir altyapı yatırımı yapmak gerekti. Yani daha dağlık bir yerde daha az masrafla o temel yapılabilirdi. Ama oynar alüvyon toprak sebebiyle çok ciddi masraflar yapılarak ısrarla o yerleri kullanmaya devam ediyoruz. İşte maalesef üzülüyoruz. Buradan da sadece dile getirebiliyoruz. Semendemiz inşallah ileriki süreçte bu tür olumsuz durumlarında bir an önce olumluya dönmesi. Şimdi bu kadar toprak verimlerinden konuşmuşken bölgemiz kurak bir bölge. Özellikle Konya Ovası'nda 250-260 kilogram yağışta kalan konumlar var. Böyle Karaman Ayrancı'dan başlayarak Tuz Gölü'ne kadar o bölgede ciddi manada bazı konumlarda kuraklık var. Yanlış yağış var. Hani doğru zamanda yağmayan yağış, mesela Emirgazi bölgesi doğru zamanda güzel yağış almaz. Konvektif dönemlerde böyle aşırı yağış alır. Baktığınız zaman 330 kilogram yağış alıyor ama bunun 150-160 kilogramı faydasız yağış. Bu noktalarda bize şöyle bir durum oluşuyor. Damlama ve sulama. Yani birçok çiftçimiz de zaten bu durumu konuşuyor ve uyguluyor. Bu damlama ve yağmurlama da damlama mı daha faydalı, yağmurlama mı daha faydalı? Hem bu konuya biraz daha hakimsiniz. Hangisi tercih edilmeli, hangisinin faydası çok hem yeraltı kaynağı için hem de çiftçinin üretimi için? Biraz da bu konuya değinelim Murat Bey. Şimdi tabii şu an için geldiğimiz noktada sevindirici taraf hem damlama ve yağmurlama yani basınçlı sulama sistemlerinde ciddi manada ilerlemiş pozisyondayız. Daha önceki bu tür programlarda konuştuğumuz işte vahşi sulama, salma sulama dediğimiz sulamalardan ne kadar kurtulduk, ne kadar kurtulamıyoruz. Suyu basınçlı sulamaya, boruya ne kadar aktarabildik kısımlarını tartışıyorduk. Şu an geldiğimiz noktada artık damla sulama ve yağmurlama sulamada bayağı bir yol kat etmiş pozisyondayız. Bunlardan yağmurlama sulama kullanıldığı yerler üreticimiz nezdinde farklı. Mesela şu an eğer hububat ekiliyorsa hububatta mutlaka yağmurlama sulama yapılıyor. Bunun için de çiftçimizin yağmurlama borularına ihtiyacı var. Şu an aktif damlamanın kullanıldığı, en hızlı kullanıldığı yer mısır, mısır ekilişi. Mısır'da da mutlak surette üreticilerimiz bilinçli bir şekilde damlama sulama sistemlerini kullanıyorlar. Bir kere basınçlı sulama olmazsa olmaz artık. Alternatif bir sulama metodunu düşünme ihtimalimiz yok. Basınçlı sulamayı da her geçen gün biraz daha ileriye doğru götürmeye çalışıyoruz. Şu an işte belli bir yağmurlama ön plandaydı. Yağmurlamanın damlama daha avantajlı bir sulama metodu. Dolayısıyla damlamayı biraz daha yukarıya taşımaya çalışıyoruz. Hatta damlamadan bir adım daha ileri atarak şu an toprak altı damlama sulama sistemlerini zorlar pozisyondayız. Yani özel sektörler olarak. Çiftçilerimizi artık oraya doğru yönlendiriyoruz. Çünkü
toprak altı damla sulama sisteminde işte evaporasyonla su kaybının az olması, bitkinin daha hızlı faydalanması, filtrasyon hızının daha düşük kalması gibi noktalardan dolayı en avantajlı şu an toprak altı damla sulama sistemi dediğim sistem. Bir, bunun diğer bir avantajı da işçilikten toplama zahmetiniz yok. Yağmurlama borusundaki gibi aktarma zahmetiniz yok. Dolayısıyla damlama borusunu toprağın altına serdiğiniz zaman en az 10 yıl civarında garanti veriliyor zaten. Herhangi bir siz pulukla şundan bundan yırtmadığınız takdirde 10 yıl çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ve hiçbir işçiliğiniz de kalmıyor. Artık van açıp vana kapatıyorsunuz. Çok iyi bir yöntem. Çok iyi bir yöntem ve ileride de eminim bir 5-10 sene sonra nasıl damlamaya başladığımız yıllarda %5 olduk, %3 olduk dediğimiz noktalarda şu günlere geldiysek toprak altı damla sulamada da önümüzdeki 5-10 senede çok hızlı bir atılım olacağı kanaatindeyim. Tecrübelerime dayanarak gördüğüm sistem bu. Bundan bir üst noktada kalan damla sulamaya geçtiğimiz zaman damla sulama biraz Mısır'da sabit kaldı. Ayçiçeğinde kullanıyoruz. Mısır'da daha çok kullanıyoruz. Ama normal damla sulamanda hızlı bir şekilde pancarada geçmesi gerekiyor. Fakat üreticimizde pancarda damla sulamanın yanlış kullanımından kaynaklanan veya yönlendirmelerin yanlış olmasından kaynaklanan istediği verimi alamadığı şeklinde bir handikap oluşmuş pozisyonda. Bu da damla sulama sistemini pancarda biraz önünü tıkar pozisyonda. Onun bir dezavantajı da yaprakların basmasından dolayı damla sulamaya asıldığınızda toplamakta zorlanıyorsunuz. Bu iki dezavantajdan kaynaklı pancarda biraz damla sulama geri gitmekte. Geri gitmekte. Yağmurlama daha çok pancarda kullanılıyor ve hububatta yağmurlama sistemi kullanılıyor. Fakat pancarda mesela ben kendimden örnek vereyim. 4 tane işçim var. Bu sene pancarım vardı. Damlama yaptığım Mısır'da Mayıs sonunda benim işçilerle işim bitiyordu. Damlamamı serdikten sonra artık vanaç fana kapatmaya bir tane elemanım yetiyordu. Şu an 4 tane elemanı Mayıs ayından bu yana işte 6 aydır aylık 160-170 bin lira civarında bana maliyeti var. İşte 1 milyon küsür lira civarında bir parayı yağmurlama yapmamdan dolayı onlara fazladan harcar pozisyondayım. Yani ben de bu sene damlama yapamadım pancara. Ama üst üste koyduğum zaman şu an görünüyor ki pancarda da hızlı bir şekilde damlamaya geçilmesi gerekiyor. Bütün bunlar da sonuçta neye dayanıyor? İşçilik şu an çok ciddi bir külfet. Evet. Yani parasından geçtiniz. Adam bulmakta, çalıştırmakta, şunda bunda çok zorlanıyorsunuz. Maalesef. Üreticinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi işçilik. İşçiliği çözmek adına bu tür basınçlı sulamalara ve işçiliği kolaylaştıran yöntemlere hızlı bir şekilde geçilmeli. Bunun yanı sıra enerji maliyetlerimiz bu tarz basınçlı sulamalarda daha düşük olmakta. İşçiliği hallediyoruz. Enerjide elektrik paralarında daha düşük elektrik ödeyebiliyoruz. Ki kaldı ki demin bahsetmiş olduğumuz su kaynaklarımızın yeterli olmayışı, mevcut kaynaklarımızdan çok daha fazla su kullandığımız kısımda da bu tür basınçlı sulamalarda daha avantajlı, daha az su kullanarak bitkiye daha istediği miktarda suyu verebiliyoruz. Bu suyu verebilmenin yanı sıra da bitkiye istediği miktarda da gübreleme yapabiliyoruz. En büyük avantajlardan bir tanesi de bu. Burada devlet tabii ki Ziraat Bankası kaynaklı 5 yıl faizsiz kredilerle bu tür sistemleri destekliyor. O zaman konuyu şöyle devam ettirelim. Çiftçilerimizin finansal erişimde yaşadığı zorluklar var mı? Varsa nelerdir? Onu açalım. Hani Ziraat Bankası'na girdiğimiz için Murat Bey. Buradan hemen o konuya bağlayalım akabinde. Bu tür noktalarda çiftçilerimiz sıkıntı yaşıyor mu? Finansal kolaycılıkları var mı yoksa zorluk mu yaşıyorlar? Aldıkları krediler yeterli mi bu noktalar için, diğer üretim için? Hem oradan buna bağlayalım, akabinde de devamını getirelim. Şimdi sulama kredilerinde Ziraat Bankası 5 yıl faizsiz kredi veriyor. Evet. Dolayısıyla da bu zaten yaklaşık 15 seneye yakın süredir bu Ziraat Bankaları kaynaklı verilen kredilerle damla sulama ve yağmurlama sulama dediğimiz basınçlı sulama sistemleri bu seviyeye gelmiş pozisyonda. Eğer devlet böyle bir destek vermemiş olsaydı şu an bunların maliyetlerinin altından üreticimizin kendi cebinden para ödeyerek bunları kalkma şansı yok idi. Bu tarz desteklemelerin de ne kadar önemli olduğunu, doğru kullanıldığında ne kadar önemli olduğunu buradaki kredi ve sonuçtaki kazanç oranına baktığımız zaman, teraziye koyduğumuz zaman önemi çok ciddi manada anlayabiliyoruz.
destekler hakikaten çok önemli. Evet. Fakat desteklerde eksik gördüğüm şu kısım var. Destekler doğru kullanılıyor mu, doğru veriliyor mu noktasında baktığımız zaman orada bir takım eksikliklerimiz var. Desteklemelerin mutlak suretle havza bazlı destekleme modeliyle yapılması lazım. Yani eğer su kullanımını tasarruflu hale getireceğiz, daha az su tüketen bitkiler kullanacak isek, şu an gelen o münavebe sistemini bütün üreticilerimiz biliyor. Arka arkaya mısır ekemeyecek, pancar ekemeyecek, evet. Araya mutlaka diğer ürünlerden girecek. Bunların uygulanabilirliğini artırmak adına mutlaka doğru şekilde destekleme modeli geliştirmek lazım. Ben mısır ekiyorum. Zaten kazancımın yeterli olmadığını düşünüyorum. 100 lira kazanıyorum. Siz bana diyorsunuz ki işte su kısıtlı. Sen buğday ekeceksin, 50 lira kazanacaksın. Yani üreticimiz böyle bir şeye zorlamak ona yapılan en büyük haksızlık olur. Eğer siz desteklemeleri doğru aktarırsanız, eğer buğday ekene, hububat ekene mısırla elde edeceği kardaki aradaki makası kapatacak bir destekleme ile giderseniz zaten üreticimiz gönüllü olarak hububat ekecektir. Gönüllü olarak mısırdan kaçacaktır. Bu münavebenin uygulanabilirliği daha üst seviyeye gelecektir. Ama bu desteklemeleri doğru aktarmazsak münavebede ben pek fazla başarı sağlanacağı kanaatinde değilim. Eğer zoraki uygulamalarla başarı sağlanmaya kalkılırsa da bu çiftçiye yapılmış en büyük haksızlık olur. Yine birinci yarıda söylediğimiz programımızın ilk bölümünde söylediğimiz desteklemede işletme kredilerinden bahsetmiştik. İşletme kredileri dekara göre, ekilen ürüne göre Ziraat Bankası tarafından belli bir oran veriliyor ama bu oranın mutlak surette doğru kullanımının takip edilmesi kaydıyla biraz daha artırılması ve çiftçinin piyasaya borçlanmaktan ziyade devlete borçlanması yönüyle ürünlerini, girdilerini alabilecek bir pozisyona getirilmesi mutlak surette şart. Ki kaldı ki gayri safi milli hasılamızın %1'inden aşağı olamaz üreticilerimize yapmış olduğumuz desteklemelerin. Biz şu an %1'ini hiçbir zaman görmedik. Yani desteklemeler çok düşük bazda kalıyor. Kaldı ki eğer üreticilerimiz bir yandan kar elde etmeye çalışacak, bir yandan bu zorlu meşakkatli süreçleri yaşayacak, bir yandan borçlanacak, bir yandan borcunu ödeyecek. Şimdi siz ürettiği bir ürünü, emtiayı ortaya çıkardığında da diyeceksiniz ki işte mısır şu an ben Ukrayna'dan getiriyorum, 230 dolara getiriyorum. Senin çiftçi, senin mısırın 230 dolardan 8,5 lira yapıyor. Beni Ukraynalı ile yarıştırmaya kalkıyorsunuz, Avrupalı ile yarıştırmaya kalkıyorsunuz. Demin söylediniz, benim yağış miktarım belli. Onların yağış miktarına baktığınız zaman 1/4 oranına geliyor. İnsanlar sulama yapmadan orada mısır yetiştirebiliyor. Sulama yapmadan ayçiçeği çok rahat yetiştiriyor. Sen o zaman bana bunca elektrik parası ödettirerek beni o bölgedeki insanlarla nasıl rekabet ettirmeye kalkıyorsun? Eğer rekabet ettireceksen devlet, sen yanımda duracaksın. Beraber rekabet edeceğiz. Kısıtlı desteklerle olmuyor. Yani bu kısıtlı desteklerle onlarla rekabet etme şansımız yok. Eğer oradan ucuz da oradan alalım, ucuza gidelim dediğiniz zaman üretimi burada yeterli desteklemelerle, yeterli finansman aktararak desteklemezseniz de bu sefer üretimi gitgide zayıflamaya gidecek. Demin ki dediğim belli bir karlılığı verirseniz biz verimimizi 1,5 katına çıkarız, 2'ye zorlarız, biz onlarla mücadele ederiz, gölge etmeyin dediğim kısımda bu sefer de tam tersine üretimimiz daha yarılara, daha gerilere düşmeye başlar. Öyle bir durumda da hep bahsettik artan nüfusumuzdan. Bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra hangi buğdayla halkımızı besleyeceğiz, hangi mısırla hayvanlarımızı besleyeceğiz, hangi üretimle içeride kendi kendine yeten Türkiye diye yıllardır övündüğümüz bu üretimlerimizi yapar pozisyonda torunlarımıza aktarım sağlayacağız. Bunların hepsi hayal olacak bir pozisyona doğru gidiyor yani. Maalesef. Peki Murat Bey, bu ürün çeşitliliğine de değinirsek, Konya'da üretilen ürünleri, bunları arttırmak doğru mu olur? Yoksa azaltmak mı doğru olur? Yani burada hangi adımlar atılabilir? Yani ürün çeşitliliği noktasında sonuçta mısır ekiliyor. Mısırdan adam, çiftçimizden para kazanacak. Bir uygulama geliyor, yurt dışından ithal başlıyor bu sefer, mısır fiyat düşüyor. Yine buğday fiyatları oldukça düşük açıklandı, siz de söylediğiniz 9 liradan sattım dediniz 13 lira. Ya bu pazar belirsizliği, ürünlere karşı bu işte kotaların kalkması, bu tür durumlarda hani çiftçi ne yapacak? Ürün çeşitliliğinin artması mı lazım, azalması mı lazım, nasıl bir yol izlenecek? Burada en büyük handikap hakikaten devletin. Sağ olsun
2000'li yılların başında Hüsnü Yusuf Gökalp Tarım Bakanı iken çiftçi kayıt sistemini getirmişti. Bu çiftçi kayıt sistemi sayesinde bir tuşla ülkemizde nerede ne kadar ne ekiliyor görebilir pozisyondayız. Dolayısıyla siz böyle bir sistem elinizde varken, bu sistemi de yaklaşık 25 yıldır uygularken hala bir ürünün bir sene para etmesi, hala bir ürünün bir sene para etmemesi, tarlada kalması, dökülmesi, edilmesi bu bakanlığın çok ciddi bir handikapıdır. Çok ciddi bir yanlışıdır. Yani bu sene bakın hakikaten domates tarlasına gittiğiniz zaman fabrika domatese 1900 lira tonla para verdi. Bunun şoklattırmaya kalktığımız zaman 1100 liraya toplam ücreti vardı. Var. 500 liraya nakliyesi vardı. Eğer tarlaya girip toplatırsam 1600 liraya oraya gönderebileceğim, 1900 liraya satacağım. Yani çoğu kimse toplattırmadı. Yani o meşgaleyle uğraşıp da peşin parayı toplayıcıya verip öbürüne bilmem ne verip yani yüzde kar bir yerden alacağı ürünle eline geçecek doğru düzgün bir rakam olmadığı için tarlada şu an görebilirsiniz domates tarlalarında domates duruyor. Patatese baktığınız zaman patates işte bu sene hiç para etmedi. Yani 2 liralarla başladı. Çoğunun elinde kaldı. Çoğu kimisi sağa sola döktü. Kimisi sosyal medyada gördüm filan yere patatesimi koydum. İsteyen vatandaş gelsin alsın diyenler diye. Oldu. Şimdi patatesin maliyeti ortada. O domatesin maliyeti ortada. Yani sade bir fidesinin parası domatesin dünyalar tutuyor. Şimdi siz bu ürünleri eğer ülkenin ihtiyacı yoksa niye ektirdiniz? ÇKS denen bir sistem var. Ekilirken ÇKS'ye başvurduğumda ben ne kadar patates ekilişine başvurulduğunu görüyorsunuz. Bunu baştan ekilişleri devlet olarak ayarlayabilirsiniz. Şu kadar patates ekilişine izin vereceğim. Şu bölgelerde şu kadar şunu ektireceğim. Şu bölgelerde bu kadar bunu ektireceğim. Bunların parasal değerlerini, gelirlerini bugünden hesaplayabilirsiniz. Çiftçinin yaklaşık buradan gelir garantilerini sağlayabilirsiniz devlet olarak. Çiftçi hangi ürünü ekeceğim diye düşünmez. Yani ben bugün bu sene ben ne ekeceğim? İlçe müdürlüğümü takip ediyor bunu. İlçe müdürlüğüne giderim. Biraz önceki söylemiş olduğumuz kooperatifleri aktifleştirerek her köyün kooperatifleri vasıtasıyla ekilişleri onlar köylere tanınan şartlarda onlar aktaracaklarsa onlar aktifleştirilir. Onlar hareketlendirir, onlara giderim. Ektiğim üründen de bilirim ki ben mısırda eksem, pancarda eksem, buğdayda eksem, devletin bana hangisini eklediyse onu eksem de ben dekarımdan şu kadar karımı alacağım. Evet. Düzgün ürün ürettiğim takdirde, o üründe ortalama verimi sağladığım takdirde benim gelirim şu olacak diyebilirim. Ne bu tarz borçlanmalar olur, ne bu tarz sürekli yorganı tutturamamazlığımız olur. Daha biz yorganı hiç tutturamıyoruz üretici olarak. Maalesef. Yani. O bizim elimizde değil. Yani bakıyoruz para kazanmışız. Bu sene de diyorum ki işte şu yatırımı yapayım. Şu kadar para kazandım. Bir bakıyorsun hiç alakası yok. Tepe taklak gitmiş pozisyondasınız. Yani en kolay kesim şu an üretici kesimi. Devletin de şu anki oynadığı kesim üretici. En son bunu Mısır'da yapmış olduğu hareketle de üreticilerimiz gördü zaten. Gördüm. Bir para kazanacağı bir yerde çiftçi az mutluyken hop sen ne oluyorsun diye kafasına tokadı bir yedi. Devletin babalığını orada görmüş oldu. Sert babalığını görmüş sert oldu. Görmüş oldu. Ama üreticilerimiz burada örgütlenmelerini değişerek gerek kooperatifleşerek gerek ziraat odalarımızla biraz daha aktifleşerek üreticilerimizin artık elit noktalara doğru biraz daha taşınması lazım. Bu arada konumuz da tam olmadı da yani ziraat odalarına da biraz değinsek olur sanki Murat Bey. Biraz sanki pasif kalıyorlar gibi geliyor bu noktada. Yani şöyle ellerindeki mevcut kanunla, mevcut düzenekle, mevcut sistemden biraz öyle kalınmaları da isteniyor da olabilir. Ama hani ayağına sıkmak diye bir deyim vardır ya. Burada aslında üreticilerimiz de böyle oynayarak veya üreticilerimizin karlılığını düşürerek toplumdaki yerini daha alt seviyelerde tutarak devletimiz kendi ayağına sıkıyor. Yani bunu yaptığınız sürece üretim geriye gittiği sürece, çiftçi geriye gittiği sürece önümüzdeki yıllara uzun vadede baktığınız zaman çok ciddi manada ülkede kaoslar çıkacak veya ülkenin kendi kendine yeterli pozisyonundan çok daha uzaklaşıp dış ülkelere avuç açacak pozisyona geldiğinde devletin o gün en büyük sorunu bu olacaktır. Yani. Dolayısıyla o günkü o sorunlara gitmemek için şu an çiftçi bulunduğu noktadan acilen el uzatıp çıkarılmalı ve daha üst seviyelere taşınmalı. Yoksa devlet kendi ayağına burada sıkıyor pozisyonda. Bunu da bir an önce görmeliler diye düşünüyorum. Ziraat odaları da
tabii hepsi özveriyle çalışıyor. Yani ama mevcut kanunla, mevcut sistemle çalışıyor. Orada mutlaka kanun değişiklikleri, 1160 sayılı kooperatifler kanununda dediğim gibi ziraat odalarının kanunlarında da mutlaka değişiklikler yapılıp onların da ellerinde bir takım yetkileri, çiftçiyi savunacak argümanları, güçleri verilir pozisyonda olması lazım ki devlet kendi yapamadığını ziraat odalarına yaptırsın. Kendi ayağına sıkmasın. Peki şimdi destek noktasında ben dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Kur korumalı mevduat çıktı falanca tarihte. İnanılmaz rakamlar konuşuluyor. Hani kur korumalı mevduatta herhangi bir üretimle alakalı değil. Getireceksin, bankada paran duracak, karşılığı bu kadar alacaksın diye. Çok çılgın rakamlar, yani şu an tam hatırlayamadım ama yani milyar TL'ler, çok yüksek milyar dolarlardan o yüksek rakamların durduk yere gittiğini görüyoruz. Hani bu kadar havaya saçılan diyeceğiz. Çünkü orada bir şey denendi, dolara karşılığı için bir mevduat çıkarıldı. Bu kadar yüksek bir masraf diyelim artık, israf demeyelim, masraf diyelim, harcanırken ya bu çiftçi yönünde neden olmuyor? Mesela 9 liraya buğdayı devlet dese ki biz bunu 17 TL'ye alacağız, 9 TL'si aradaki farkı da ben ödeyeceğim demesi bir külfet getirir mi? Yoksa hem üretim noktasında kazanılır hem de devlet noktasında kazanılır mı? Yani buna da bir değinirsek Murat Bey. Tabii orada devlet noktasında bir külfet getirir. Yani şu an plan bütçe komisyonunda her yıl sonunda konuşulan bir sonraki senenin bütçesi belirlenirken tarıma ayrılan bütçe geçen sene 20 tam hatırlamıyorum şu an. O bütçenin mutlaka bu tarz desteklemelerle biraz verilmesi öngörülerek artırılması gerekiyor. Ama bu devlete getireceği yükü yük olarak görmemek gerekiyor. Evet. Yani bazı şeyler nasıl şu an savunma sanayi ile alakalı bir şey hiç kimse toplum yük olarak görmüyor. Bizde yük görüyor muyuz? Yani bir şey uçağımız yapılsın, işte F-16'mız alınsın, devletimiz güçlü olsun, milletimiz güçlü olsun noktasında. Ama inanın bir savunma sanayi kadar tarımda da güçlü olmak zorundasınız. Yani tarımda güçlü olmadığınız zaman yarın yiyecek bir şey bulamadığınız zaman, birilerinin eline baktığınız zaman bu 9 lira şu an işte 230 dolar dedik de mısır beni onunla kıyaslayıp beni onunla rekabet ettiriyor dedim ya. Yarın ben eğer bu mısırı, bu buğdayı üretemediğim zaman 230 dolara hiçbir şekilde dışarıdan bu ürünü de bulamayabiliriz. Yani oradan 800 dolar der o zaman, 1000 dolar der o zaman. Dolayısıyla savunma sanayine harcadığın paraların kat be kat paralarını bu sefer tarımda dışarıya bağımlılıkla harcamak zorunda kalabilirsin. Maalesef. Yani tarımı güçlü tutmak için orada getirecek ekstra bir yüke külfet olarak bakmamak gerekir. Lazım. O bir külfet değildir. Yani tarıma yapılan sonuçta her şey, yatırım, her türlü destek geleceğe yapılan bir hizmettir yani. Devletimiz de, bakanlığımız da bunları bu şekilde bakmalı ama işte burada şu devreye giriyor. Kısıtlı bir zaman olduğu için çoğu konuya anlatırken ben hızlı geçtim. Hızlı geçtiniz. Yani hızlı konuşarak bile hızlı geçtim. Ne kadar ne anlatabilirim diye. Bunları tarımdan olmayan birini anlatamıyorsunuz. Yani karşındaki tarımdan anlayacak veyahut da işte nüfustan anlayacak, üretilenden anlayacak, tüketilenden anlayacak. Önüne koyduğunuz zaman tek tek böyle bir vakit bulacaksınız anlayacak. Bunların ben gerekli mercilere gerektiği kadar anlatılabildiği kanaatinde değilim. Yani şu an tarımcı olarak baktığımız kısım bile yani işimiz siyaset değil, onu da yapmak tabii istemiyorum ama Tarım Bakanlığı'na baktığınız zaman kaç tanesi bakan yardımcısı, ziraat mühendisi bu işten anlayan yani. Veya sırada belediye başkanı olmuş, aday olmuş, kazanamamış, ona bir bakan yardımcılığı verelim diyorsunuz. Veyahut da işte adam daha önce milli eğitimde bilmem neymiş, geliyorsun Tarım Bakanlığı'nda daire başkan oluyor, genel müdür oluyor. Yani veya direkt Tarım Bakanlığı için de söyleyebilirsin. Makam vermek için Tarım Bakanlığı'nda bu tür payeler dağıtıldığı için bakanlığın içinde de zaten yanlışlar var. Kaldı ki bakanlığın içini dört dörtlük olarak kabul etseniz de bu sefer bakanlığın bu konuları mutlaka Plan Bütçe Komisyonu'nda anlatması lazım. Maliye Bakanlığı'nın anlatması lazım. Hazine'ye anlatması lazım. Bunun önemini anlatması lazım. Bunları vurgulaması lazım. Gözle görülür gibi gelmiyor diğer taraflara. Yani bugün bir sağlık gözle görülüyor, bir yol gözle görülüyor. Onlar bütçeden daha çok pay alabiliyorlar. Ama bizim kadar önemli olmadıkları halde daha fazla pay alabiliyorlar. Ben kendimi savunma sanayiyle emsal görüyorum tarımı. Yani öyle de görülmesi lazım.
onun haricinde diğer bakanlıkların hiçbiri tarım kadar önemli bir bakanlık değildir. Ama bunları ilgili mercilere anlatılabilmesi lazım. İlgili mercilerin de bunları artık biraz anlıyor olması lazım. Yoksa tarım bu şekliyle gidecek olursa hakikaten çok ciddi sıkıntı var. Bu sıkıntıları aşabilmenin tek yolu da devletin bir an önce bu sıkıntıyı hakikaten anlaması. Yani bugün bazen Tarım Bakanı Konya'ya geldiğinde de müşahit oluyoruz. Etrafında bir kalabalık oluyor. Bu kalabalıktan ondan sonra yapılacağı toplantıda, oturacağı yerdeki çiftçilerle toplantı yapacaksa da o insanlar seçiliyor orada. Ondan sonra bir derdiniz var mı diye bakan sorduğunda aman ha çok iyi bakanım deyin dedikleri kesimler oraya oturuluyor. 5 dakika önce filan yerde bizim söylediklerimizi söyleyen çiftçi gidiyor orada. Bakanım Allah sizden razı olsun diyor. Bakan da zannediyor ki her şey gülistanlık. Durumları iyi. Çiftçinin şeyi iyi. Ki kaldı ki bakandan ziyade daha yukarıya gittiğiniz zaman Cumhurbaşkanı'na da aynı şekilde aynı şeyler gidiyor. İletiliyor. Ve dolayısıyla tarıma baktığınız zaman tarım diğer bakanlıklara göre hep bir adım geriye gider pozisyonda kaldı. Yani maalesef. Son 20 yıldır. Diğer bakanlıklarda bugün sağlıkta, ulaştırmada bazı şeylerde hakikaten çok iyi mesafeler alındı, yol alındı. Ama konumuz değil bir milli eğitim. Bir de bizim Tarım Bakanlığı hep sürekli bir adım geri, bir adım geri giderek geldi. Maalesef. Bunların da önemi yeterince anlatılamadığından diye düşünüyorum. Doğru. Ama inşallah bir tokat yemeden bu işleri anlarız. İnşallah. Gerekli yerleri de anlatılır. Yoksa hani üreticinin sorunu, üreticinin problemleri diye konuşuyoruz ya. Hı hı. Bu aslında öyle değil. Yani üreticinin sorunu gibi gözükse de üreticinin sorunlarından oluşacak yumak sonuçta gelip devletin boğazına duracak. Duracak, yani. Evet. Yani orayı görebilmek lazım. Yani siz devlet olarak bunlara önlem almadığınız zaman devletin ebediyetiyle alakalı sorunlar çıkaracak tarımda. Bunları şu andan planlayıp, programlayıp, görüp bunlara dair 10 yıllık, 20 yıllık kısa vadeli, 50 yıllık, 100 yıllık uzun vadeli projeksiyonlarınızı ortaya koyamazsanız bütün tehlikeler önümüzde. Yani nüfusla alakalı, topraktaki azalmayla alakalı, verimliliklerle alakalı, olması gerekenlerle alakalı. Zaman zaman bu tür şeyler yapılmıyor mu? Yapılıyor. Yapılıyor. Şimdi dinleyen bakanlıktan da birileri varsa senin haberin yok. Biz şu zaman işte 5 yıllık şu kalkınma planını yaptık. Şu zaman işte bütün illerden şu kadar adam topladık, şunu yaptık filan diye. Yaptıklarının hepsi, ben de buradan onlara söylüyorum, yaptıkları gibi duruyordu. Bir kitap basmışlardır. Şöyle bir kitap. Hı hı. İçinden daha bir tanesi birini alıp okumamıştır. Orada da resim vermişlerdir. O verdikleri resim bakana, aman şöyle bir çalışma yapılmış. Bakan da Cumhurbaşkanı'na, aman böyle bir çalışma yapılmış. Tarımda bizim işlerimiz maalesef resimle yürüyor şu an. Maalesef. Kim nerede bir resim verdi de sosyal medyada bunu paylaştı. Çalışıyor gibi gözüktü. Tamamen bir resim bakanlığıyız. En alt kademesinden en üstüne kadar. Böyle bir sınıfta gidiyoruz. Vay üreticimizin haline yani bu noktada. Üçüncü tarım şurasıyla alakalı ikinci hafta Celil Hoca gelmişti. Celil Çalış. Onunla da konuşmuştuk. Sadece 6 tane madde hayata geçirmiş. Yanlış bilmiyorsam 60 maddeydi. Sizin dediğinize çok eşdeğer. Şimdi 4. Tarım Şurası yapılıyor. 54 madde üstü kapandı. Artık anlatılanlara fotoğraflar çekildi. Tamam. Şimdi 4. Tarım Şurası yapılıyor. Ama 3. Tarım Şurası'ndan herhangi bir fayda, tamamıyla fayda alınamadı. Biraz önce söylediğiniz gibi ben de sosyal medyada tarımla alakalı üst düzey yetkili birini takip ediyorum. Biraz bilgilenelim diye. Maşallah yetkili ağabeyimiz yurt dışındaki işte drone çalışmaları, sürü çalışmaları, koyunların sürüsü, inek sürüsü, yine tarımla alakalı çok ileri derecede çalışmalar var. Bunların videosunu paylaşıyor. Kişisel sosyal medya hesabından. Ne bir tarımla alakalı bir kalkınma haberi, ne bir güzel bir yapı veya olabilecek bir durum yok. Sadece sosyal medya hesaplarından aktif olarak artık etkileşim de diyebilirim ona. Çünkü ciddi bir etkileşim alıyor. Biraz da onun etkisinde kalarak tamamen etkileşim uğruna böyle Avrupa'nın ilerleyen tarım teknolojisini bize gösteriyor. Ama sen orada o yetkide onu halka sunmakla yetkilisin. Ama orada sizin de dediğiniz gibi çok onların uzağında.
Son bir 5 dakikamız kaldı Murat Bey. Son olarak bir sorular geliyor seyircilerden de. Şöyle bir soru var. Bizim herhalde izledi benim çiftçi arkadaşım. Ben 28 TL'ye sattım. 40 TL'ye şu an çekirdek alıyorlar diyor. Bunu nasıl çözeceğiz diyor. Yani bunun bir çözüm, iki cümle de olsa bir çözüm sözü, yani bunu devlet nasıl politika haline getirecek? Bu aradaki farkı nasıl kapatacak? Hani ben ciddi manada zarar ettim diyor. Hani burada çözümü nasıl bulacağız Murat Bey? Yani burada üreticinin kendi başına buna bir çözüm bulma şansı yok. Yani 28 liraya satma da 40 lira olunca sat deme şansımız da yok. Ve iki ayda çünkü böyle bir durum oluşuyor yani. 28 liraya sattığı tarihte borçları vardı. Mecbur o borçlarını ödemek üzere bunu satmak zorundaydı. 28 liraya da sattı. 2 ay sonra da bu 40 lira oluyorsa bunu mutlak surette devletin bu konularla alakalı bir önlem alması gerekiyor. Bireysel manada ne üreticimiz, ne kooperatif olsa kooperatif, ne ziraat odası, ne bir başkası bunlarla alakalı yapacak bir şey yok. Ama devlet bu noktada eğer 28'den 40 liraya dediğiniz zaman 12 liralık bir rakam var. Bu da yaklaşık %40 civarında bir artış, demek. Yani %40 aradan birileri bundan rant sağlıyorsa, bunlarla alakalı gerekli düzenlemeleri, gerekli yaptırımları, gerekli iş ve işlemleri yapacak olan devlettir, evet. Tarım Bakanlığı'dır. Bunların önlemini alacak olan da odur. Tabii böyle bir şey de söylediğinde hemen serbest piyasa şu bu diyecek. Tamam, serbest piyasa da yani benim suçum ne? Yani üretici olarak ben bunu böyle yapar ederken bunun sebebi ne? Tamam, benim ürünüm o zaman devlet alsın 28 liradan. Deposuna çeksin, 28 liradan ödesin. 2 ay benim adıma beklesin. Bir fark oluşursa da farkımı ödesin. Evet. Devlet beni korusun. Niye tüccara bu aradakini yediriyor? Veya devletle ben o arada oluşan bir makas varsa paylaşalım. Evet. Yani 12 liranın 6 lirası devlette kalsın. 6 lirasını da çiftçiye versin. Hem çiftçisini korusun hem devlet kazansın. Yani alımını bir şekilde devlet bunların hepsini alıp stoklayabilir, yapabilir pozisyonda. Altyapısını oluştursun. Bunlar çok da basit durumlar. Yani aslında hani zorluk gibi görünüyor da şey çok değil. Basit. Yani burada Konya'da ben 4 kişi otursam bunların plan ve programını yapmaya kalsam 3 ayda her türlü plan programını yaparım. Hiçbir sıkıntı yaratmam, evet. Yani. Ya bir de şimdi 2 aylık süre olunca Murat Bey, hani 1 yıl olsa da veya 6 ay daha geçse de ya deriz ki ya o zaman öyle, ya 2 aylık veya 1,5 aylık süreçte. Burada da öyle 9 liradan işte sattık 13 liraya buğday çıktı. Yani %50'lere yakın bir rakamdan çıktı. Çok ciddi. Şimdi bunu hani 9 lira 8 lira mısır falan diye konuşurken de öyle bir rakam da yok aslında. Yani basit bir hesap yaptığınız zaman şimdi biçere sokuyorsunuz mısır tarlasını, biçere bir para ödüyorsunuz. Ondan sonra borsaya getireceksiniz ürünü, kamyona bir para ödüyorsunuz. Bunların hepsi kiloda 200-300 lira para yapıyor bir kiloda. Yani 8,5 liraya mısır sattığınız zaman 200 lira sona gidiyor, 300 lira sona gidiyor. Geldiniz borsaya, borsaya bir analiz ücreti ödüyorsunuz. Yani. Ondan sonra borsadan nereye satıldı? Filan kişi aldı. Filan kişinin oraya kamyon gidiyor. Orada bir hambali ödüyorsunuz. Ondan sonra ürününüz yıkıldı. Yıkıldıktan sonra diyelim oraya kadar 8 bin liraya düştü. 8 bin liradan sizden bir de %2 stopaj kesiyor. Çiftçiden. %2 ile bir 150-160 liranız da oraya gidiyor. Orayla da bitmiyor. Daha sonra bunun tescilinde gidiyorsunuz borsaya. %2 stopajda aldığınız belgelerle borsa ürün miktarınıza göre 5 bin lira 10 bin lira o da bir tescil ücreti kesiyor. Yani bir mısırı hasadında başladığınız zaman elinize para geçene kadar yani birileri saldırıyor gibi böyle, yani artık öyle hisseder pozisyondayız. O kısmını kapıyor, o şeyini kapıyor, o onu kapıyor filan gibi. Yani 8,5 lira dediğiniz ürün 7,5, 7,75, 7,80 neyse ulaşım mesafesine göre oralara kadar inip geliyor zaten yani. Bir de o ürün kalkıp da siz o kadar masraf edip o paralarla tatmin olmaya kalkarken birden 9 lira 10 lira 28 liralık ayçiçeği 40 lira olduğu zaman ister istemez zorunuza gidiyor. Kim yaparsa bu işi yapsın demeye geliyorsunuz artık. Maalesef. Çok teşekkür ederim Murat Bey. Beni kırmadınız, geldiniz. Güzel de bir program oldu. Biz yine çiftçilerimizin dertlerini güzel bir şekilde anlattık. Hani elimizde bir yetki yok, sadece dile getiriyoruz. Hani şöyle baktığımız zaman ulusal yerel medyalarda da çok fazla bu konular konuşulmuyor. Hani bu şekilde niyet aldık. Her hafta geliyoruz düzenli olarak. Çiftçilerimizin ne derdi varsa ya sonuçta onların da hoşuna gidiyor. Onların haklarını savunuyoruz. Siz de sağ olun, bizi kırmadınız, geldiniz. Bugün de oldukça güzel konulara değindik. İnşallah yine çok faydalı bir programımız olmuştur. İnşallah.
Ben de tüm çiftçilerimize hayırlı akşamlar diliyorum, tüm üreticilerimize, tüm izleyenlerimize. Çok teşekkür ederim. İnşallah bu sene böyle oldu ama 2025 sezonu daha iyi olur diye ümit ediyorum. İnşallah gümbür gümbür gelir hocam. Her şey haklarında hayırlısı olsun. Ha, inşallah. Efendim Kuddusi Demir ile Tarımın Gücü programına bugün de sonuna geldik. İnşallah gelecek hafta yeni konuklarımızla tekrar karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Esenlikle kalın.